Çok aradığı vasıfın ne olması lazım? Nasıl damızlığı elde edebilir? Onların hakkında da bir yorum yapar mısın? Yapabilirim. Şimdi erkek damızlığını hani yavruyken söktüğünüz zaman yavru yumurtada uçtuğu dönemde yakalanması lazım. Yani bu yavruyken uçtu, iyiydi, keseyim, altta yavru alayım, ondan sonra bir daha çıkarayım. Ben onu şey yapmıyorum, kabul etmiyorum. Yani o kuşun ekelikte hem yumurtada hem yavruda oynaması lazım. Erkek kuşun uzun oynaması lazım. Çok takla, yani fazla taklalı oynamadığı zaman altından gelecek yavrular iyi olur. Dişi de bizde, mesela bizim yöremize de göre, Türkiye genelinde dişi bol taklalı olacak. Az taklalı dişiyi tutmuyoruz. Dişin biliyorsunuz temeli yavru için dişi önemlidir. Yani biz öyle düşünüyoruz. Bilmiyorum, belki bunu tartışmaya da açtığınız zaman bazıları diyor soy erkekten gelir, bazıları diyor dişiden gelir. Ben inanıyorum ki soy dişiden gelir. Valla biz şimdi şöyle bir şey var. Bunu bütün, şimdi biraz sonra diğer misafir arkadaşlarımızla da görüşeceğiz. Burada deneyimli arkadaşlarımız, hakem heyetinde olan arkadaşlarımız var. Yani biz bu ya dişiden geliyordu, erkekten geliyordu diye bir şey yok. Yani benim kendi şahsi görüşüm bu. Kuşların ikisi birbirlerine okşarlarsa, ikisi birbirleriyle kan uyuşumunu sağlarlarsa verimleri ve performansları o kadar iyi oluyor. İki tane o zaman, şimdi yani benim erkeğim iyi. Ben götürdüm, alelade bir kuşa vurdum. Alelade vurdum, kuştan yavrusu iyi çıksın. Böyle bir düzen yok yani. İkisinde iyi, kaliteli iki, olması lazım. İkisi de iyi ama temel dişidedir yani. Dişi yani çok iyi olması lazım. Tabii ki bunun dediğiniz tarlanın gibi... Tarlanın iyi olması lazım. Tabii öyle bunun yani? Da erkeği de iyi olacak. Yani şu an biz yaptığımız damızlıkların hepsini biz uçurduk Adil abi. Ya da bir yerden getirdiğimiz zaman kuşu takip ettirdik, izledik, gittik orada izledik kuşu. Yani artısı nedir, eksisi nedir onu çözdük kafamızda. Ondan sonra getirdik dediğiniz gibi. Yani bu işlerde nasip işidir. Tutmayabilir. İki tane çok iyi kuşu eşleştirdiğiniz zaman altından gelen yavru hata yapabilir. Ama önemli olan yani o hatayı düzeltmek. Yani onu başka bir kuşla eşleştirip, başka biliyorsunuz yani kuşçuluğun sınırı yoktur. 90 yaşındaki bir insana sorduğunuz zaman da hangi kuş der ki bu kuşu buna vursak belki altından iyi yavru çıkar. Yani belki umut ama. Ve heyecan bitmiyor diyorsunuz. Bitmez. Umutla heyecan bittiği yerde zaten kuşçuluk bitmiştir. Erkek kuşu ben çok iyi tutarım. Yani nasıl tutarım? Her şeyine bakarım. Yavru yumurtada oynaması lazım. Yavrulukta oynadığı zaman onu şey yapmıyorum. Yani damızlık yapmıyorum. Düşünmüyorum öyle bir şeyi. Onun her şeyini izlemem lazım.